Evet, K noktasındaki kontrol kulesinde bulunan bir görevli, yerden 4 kilometre yükseklikte yere paralel uçan bir uçağın A noktasından B noktasına kadar 12 kilometrelik hareketlerini radarla izliyor. KL eşittir 3KB olduğuna göre ABKL dik yamuğunun alanı kaç kilometre karedir? Şimdi arkadaşlar şu B'den bir dik indirelim. Bakın AB 12 ise 12 de burası. 4 buraysa 4 burası. Bakın burada bir 3, 4, 5 üçgeni olabilir. Yerlerine koyuyorum şöyle. Bakalım sağlıyor mu? KL 15, KB 5. 3 katı mı? Şuradaki denklemden. Evet, 3 katı. O halde üçgenim doğru. Alan hesabım neydi? Üst kenar artı alt kenar bölü 2 çarpı yükseklik, değil mi? Buradan 2 ile 4 gider, 2 kalır. 12, 15 daha 27. 2 ile çarparsam 54 kilometre kareyi işaretlerim. Evet, alanlarımın oranı kaçtır? Arkadaşlar üstteki yamuğun alanı üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yüksekliğimize h diyelim. Alttaki yamuğumuzun alanı yine aynı üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yüksekliğimiz yine h olacaktır. Neden? Gördüğünüz gibi 2'ye 2. Bunların yükseklikleri de h'a h'tır. Bunları birbirine oranlarsak h'lar gitti, 2'ler gitti. 5 artı 7, 12 bölü 7 artı 9, 16. Her iki tarafı da 4'e bölüp sadeleştirelim. 3 bölü 4'ü bulurum. Evet, ABCD yamuğunun alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar şu yamuğu ben şu tarafa alıyorum. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Şimdi üst tabanım 12. Şöyle şuralardan bir yükseklik indirelim. Aynı şekilde şuradan da. Şuralar eşit. 5'e 5 ikizkenar yamuk. 12 buraysa 12 burası. Tabanımın 20 olduğunu söylüyor. 20'den 12 çıkarttım. 8'i iki eşit parçaya şöyle ayırdım. 4 ile 5'i gördüm. Hemen 3, 4, 5 üçgeni, özel üçgen aklıma geldi. Buradan alan hesabı yaparsam 4 artı 12, 16 çarpı 3'ten 48 bulurum. BK eşittir KL. Yani şuralarım eşitmiş. Olduğuna göre ABCD yamuğunun çevresi kaç birimdir? Şuraya dikkat arkadaşlar. K noktası ile B noktasının uzaklığı 4,5 birimmiş. Şöyle geldim, K ile B'yi uzattım. Şu K'dan bir dik indirdim. Zaten şu tabanım belli. Bir üçgen oluşturdum. Şimdi 4,5 burası. Şöyle şu üçgeni şurada inceleyelim. Ben şu kenarlara 2K dersem, burası 45, 45, 90 ikizkenar üçgeni, değil mi? Burası ne olacak? 2K kök 2, değil mi? 45'in baktığı 2K ise 90'ın baktığı kök 2 katı olacağından. Buradaki hipotenüse bakıyoruz. Şuradaki hipotenüs de aynı, değil mi arkadaşlar? Yani K kök 2 bu tarafa, K kök 2 de bu tarafa. Aynı şekilde 90'dan inen bir dik var. Benim o zaman şu yüksekliğinde K kök 2 olmak zorunda. Ve şu hipotenüsünde 2K kök 2'dir. Şimdi ben burada bir Pisagor uygularsam 2K kök 2'nin karesi, değil mi? Şöyle artı K kök 2'nin karesi eşittir 4 kök 5'in karesi. Buradan 2K'nın karesi 4K kare çarpı 2 daha 8K kare artı buradan K kare çarpı 2 daha 2K kare eşittir 4'ün karesi 16, 5 ile çarptım 80. Buradan 10 k kare eşittir 80 ise buradan k kare eşittir çarpı 10'u bölü olarak attım 8. Buradan k eşittir 2 kök 2 bulurum. Buradan k 2 kök 2 ise gelip yerine yazayım. Bakın şuralar 2 kaydı, değil mi? Yani şurası 2k, şurası 2k, şurası da 2k kök 2. Şimdi 2k, 2k daha 4k. K yerine 2 kök 2 yazarsam 4 çarpı 2 kök 2 artı bakıyorum 3 tane de 2K kök 2'm var. 3 tane olduğundan 3 çarpı 2K kök 2. Bakın arkadaşlar burada K yerine ben 2 kök 2 yazarsam şurayı sileyim hemen. Çarpı 2 kök 2 çarpı kök 2. Bu da eşittir. 4 kere 2 8 kök 2 artı kök 2 kök 2 daha 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. 24 artı 8 kök 2'den Adana'yı işaretlerim. Evet, BA üstü D üçgeninin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar AD'yi 4 vermiş, BC'yi 12 vermiş.
Şimdi AD4, BC12. Şimdi şuradan bir yükseklik indireyim şöyle. Aynı şekilde şuradan da bir yükseklik indireyim. Şimdi şu 12'yi silip şu 4'ü aynı şekilde şuraya geçirdim. Geri kalan 8'i de iki eşit parçaya 4 4 diye buralara dağıtacağım. Neden? Çünkü şeklim ikizkenar yamuk gördüğünüz gibi. Buradan 90'dan inen bir dik var. Ne yapıyordum? Şu kenarların çarpımı şu h kareyi veriyordu bize. Buradan h kare eşittir 4 çarpı 8'den 32 ise buradan h eşittir 4 kök 2 bulunur. Ben artık yüksekliğimi 4 kök 2 bulduysam bizden istenen şu alandı değil mi? Şu üçgenin alanı. Bu katlanmadan önce neresiydi? Şurasıydı. Ben yüksekliğimi buldum. Tabanım da belli 4. Ben bunları çarparsam 4 çarpı 4 kök 2 bölü 2'den 2 ile 4 gitti. 2 kaldı. 2 kere 4. 8 kök 2'yi işaretlerim. ABCD ikizkenar yamuğunun alanı 27 birim karedir. Buna göre x kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şöyle yüksekliklerimi indireyim ben. Şöyle. Aynı şekilde şöyle. Buradan A buraysa A da burası olsun. İkizkenardan dolayı B, B diye dağıttım. Şimdi arkadaşlar şu x'im değil mi? Burada hipotenüs görevinde gördüğünüz gibi. Ben şu A artı B ile şu yüksekliği bulursam Pisagor'dan x'i bulurum. Şimdi bana yükseklik ve tabanla ilgili herhangi bir bilgi daha vermek zorunda. Bakıyorum AD kenarında uzaklığı 3 birimmiş. Nerenin? B köşesinin. O zaman şuranın ben 3 olduğunu buldum. O zaman yüksekliğim 3 ise çarpı A artı B alan formülü 27 birim kareymiş. Buradan çarpı 3 bölü olarak attım. A artı B'yi kaç buldum? 9. A artı B 9 ise 9'un karesi 81 artı 3'ün karesi 9 eşittir x kareden. Buradan x eşittir kök 90. 90'ı ben 9'a 10 diye parçalarsam 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 kök 10 bulurum. Evet, BD kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar yamuğu gördüğüm zaman klasik hemen yüksekliğimi indiriyorum. Şöyle şuradan da indireyim. 4 buraysa 4 burası. Şurası dik olacak. Şurası 30 derece. 90'ın baktığı 6 ise 30'un baktığı yarısından 3 gelecek. Aynı şekilde 3 de buraya gelecek. BF'yi 10 buldum. Geliyorum BF'yi şöyle çiziyorum. BF 10'muş. Ben şurayı da bulursam değil mi arkadaşlar? Pisagor yardımıyla şu hipotenüsümü bulurum. Burayı nasıl bulacağım? Bakın arkadaşlar şurası 60 derece değil mi? Şurası 120 derece. Yani şurası şurası oluyor. 90 bura, 30 da bura, 120. Aynı şekilde 120 burası. 120 ise şöyle tamamlarsak 120 burası. Şu uzunluğum kaçtır benim? Gördüğünüz gibi şuradan 6. Aynı şekilde şu uzunluğum da 6 olmak zorunda. Gelip yazıyorum. İki kenarım 6 ise 120'nin baktığı 6 kök 3'tür. Burada Pisagor uygularsam onun karesi 100 artı 6 kök 3'ün karesi 108'den kök için alırsam ben burayı kök 208 bulurum. 208'i de ben 16'ya 13 diye parçalarım. Buradan 16 dışarı 4 diye çıkar. 4 kök 13 bulurum. AB ve CD kenarlarından uzunlukları toplamı kaç birimdir? AB neresi? Tabanımız. CD neresi? Şöyle üst tabanımız. Bize bunların ikisinin toplamını istiyor. Bakın arkadaşlar şurayı 2 alfa vermiş. Şeklim, şekil 2'de alfalık bir açı ile dönüyor. Alfa buraysa şuraya ne kaldı? Alfa. Açım yarı yarıya döndüğü için şu nokta benim orta noktam olacak. Yani A buraysa A burası. Bakıyorum şu kısmı 10 vermiş. 10 buraysa 10'da şu kısım olacak. A buraysa A'da şu kısım olacak. Buradan A burasıymış. 2A burasıymış. Bakın arkadaşlar 10 buraysa 10'da şu tabanım olacak. Şuradan ben yüksekliğimi indiriyorum. 2A şurası, A şurası. Şu kısma da 10 eksi A kaldı. Burada bir Pisagor uygularsam 2A'nın karesi 4A kare. Artı 10'un karesi 100 eksi 20A artı A kare eşittir 10'un karesi 100. Buradan 100'ler gider. Buradan 5A kare eşittir. Eksi 20 A'yı karşıya artı olarak aldım. Buradan A'yla kare gitti. 5A 20 ise A'yı buradan 4 buldum. Gelip yerine yazıyorum. 8 burası, 6 burası. 6, 8, 10 üçgeni ortaya çıktı. Benden istenen neydi? Alt taban artı üst taban. Alt taban 10'du. Üst taban da A. A'yı da ben 4 bulmuştum. 10 artı 4'ten 14'ü işaretlerim.